Bismillahirrahmanirrahim. Mısır Arap Cumhuriyeti Vakıflar Bakanlığı'ndan 17 Aralık 2021 tarihli Kur'an'ın dili ve kimliğin korunması başlıklı Cuma hutbesini sizlere sunuyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. Kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen arabiyyen li kavmin ya'lemun. Bu bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Dil, manaları ve kültürleri taşıyan geniş bir kap olup, kimliğin ve kişiliğin oluşmasında en önemli etkenlerden biridir. İki dil konuşan iki kültürü, üç dil konuşan da üç kültürü bir araya getirerek birçok akıl ürününü okur. İnsanın ana dili kendi kültürünün oluşmasında en önemli etkenlerden biri olmaya devam eder. Çünkü ana dilin sırlarını anlamayan insan bir halkın ne kültürünü kavrayabilir ne de derin meselelerini inceleyebilir. Yüce bir özelliğe sahip olan Arapça, Kur'an-ı Kerim'in ve Sünnet-i Seniyye'nin dilidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük mucizesi ise Arapça dil bilgisi sırlarını ve süs sanatlarını ihtiva eden Kur'an-ı Kerim'dir. İlgili şu ayet-i kerimelerde Allah Teala şöyle buyurur. Biz onu anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği olmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Apaçık Arapça bir dil ile indirilmiştir. Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Kayda değer ki Kur'an-ı Kerim Arapçayı aklın idrakiyle ilişkilendirmiştir. Allah Teala şöyle buyurur. Biz onu anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Müslümanlar da Kur'an'la etkileşime girmiş, kendi akıllarını kullanmış ve inkar edilemez bir medeniyet kurmuşlar. Yüce Allah yine de Arapçayı ilme çağırmakla ilişkilendirmiştir. Allah Teala şöyle buyurur. Bu bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Yüce Rabbimiz ilim aramaya ve takvayı gerçekleştirmeye çağırarak şöyle de buyurur. Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik. Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Dinimizi doğru anlamak ve hükümlerini Allah'ın kitabından ve Peygamberimizin sünnetinden almak sadece Arapçamızı doğru anlamak yoluyla mümkün olur. Bunu da hiçbir kimse inkar edemez. Çünkü dil, dini doğru anlamanın anahtarıdır. Abdullah bin Abbas, ben bir kuyu hakkında davalı iki bedevi Arap ile karşılaşıncaya kadar göklerin ve yerin fatırının ne anlama geldiğini bilmiyordum. Bu iki davalı bedeviden birisi, bu kuyu fatır eden benim, yani ilk olarak kuyuya başlayıp kazan benim demiştir. Usulcüler, fıkıhçılar ve değerleri de Arapçaya ve onun araçlarına hakim olmayı içtihadın en önemli şartlarından biri olarak görmüşler. Şair Hafız İbrahim'in yazdığı bir şiirinde Arapça şöyle demiş. Ben ki kavradım Allah'ın kalamını hem lafzi hem manevi ve zorlanmadım ifade etmek için ondaki hiçbir ayeti. Hal böyleyken bugün nasıl yetersiz kalabilirdim ki düzenlemek için buluşların isimlerini. Deryayım ben, derinliklerinde kıymetli inciler saklayan, sordular mı ki dalgıca benim sedeflerimden. Şu da inkar edilemez ki, Arapçayı ve anlatımını bilmemek, metni anlayıp ilgili buğutlarına derinleşmemek, işin aslını bilmeden zahir manasını benimsemekle sınırlı kalmak da büyük bir yanılgıya düşürür. Böyle durum bazen insanı kan dökmeye yol açan bir yanlış
yanlış bir anlayışa sevk edebilir. Bu nedenle Kur'an ve sünneti anlamak vacip bir vazifedir. Bu vazife Arapça öğrenmeden yerine getirilmez. Halbuki vacibi tamamlayan şey de vaciptir. Hazreti Ömer bin Hattab şöyle demiş: Arapça öğrenin, zira o dininizdendir. Hazreti Ömer bir gün atış yapmayı öğrenmekte fakat yanlış yapmakta olan bir kavme geçti ve onları azarladı. Üzerine demişler ki, biz öğrenmiş bir kavmiz anlamındaki Arapça ifadeyi yanlış söyleyince Hazreti Ömer onlara, sizin dilinizde yanlış yapmanız benim için yanlış atış yapmanızdan daha zordur dedi. Abdülmelik bin Mervan demiş ki, dilinizi düzeltin çünkü bir kimse zaman gelir de elbise ve hayvan ödünç alır ama dilini ödünç alamaz ve adamın güzelliği de onun balagatıdır. Hiç şüphe yok ki Kur'an dili ümmetin mirasını toplayıp muhafaza etmekte, tarih boyunca düşünce ve kültür unsurlarını özümsemekte ve milletin düşüncesinin bakasını taminat altına almaktadır. Bir ümmetin varlığı kendi dilinin varlığına bağlıdır. Dili artık kullanılmayan ümmet ömrü bitmiş ve başka ümmetlerin kültürüne bürünmüştür. Dolayısıyla dile olan ilgi kimliğin korunması ve ehemmiyetinin bir göstergesidir. Dil, amaç ve düşünce birliğinin ifadesidir. Ümmetin kimliğini eritmeye çalışan tüm girişimlere karşı uyanık olmak ve büyük yıkım dalgaları karşısında medeni direncimizi güçlendirmek için ciddi çalışmamız gerekir. Bu da Kur'an'ın dili olan Arapçayı kutsayıp önemsemek ve onunla gurur duymakla gerçekleşir. Nitekim dil kimliğimizin anahtarıdır ki onunla gurur duymak, kimlikle gurur duymak demektir ve ona hizmet etmek de dine ve ümmete hizmet etmek demektir. Allah'ım vatanımız Mısır'a ve tüm ülkelere güvenlik ve huzur ihsan eyle.